Esin ben. Bugünün video konusu ceket elbise kombinleri. Hani ceket giyimi sezonu diyebilirim. En çok da elbiselerime yakıştırıyorum açıkçası ceketlerimi. Şu sıralar en çok giydiğim ve en çok giymekten zevk aldığım 5 tane kombinimi seçtim sizin için. Elbiseler ve ceketler şeklinde. Onları sizinle paylaşmak istedim. Gösterdiğim elbiseleri, ceketleri, nereden aldığımı hatırladıklarım var, hatırlayamadıklarım var. Ücretlerini, aldığım ücretleri hatırladıklarım var, hatırlayamadıklarım var. Ne yapıyorsun be aşağı? Oradan mail uzanıyor. Güldürme. Önemli olan arkadaşlar elbiselere, o elbiselere ya da o ceketlere sahip olmak değil açıkçası. Hani renklerin uyumu, desenlerin uyumu, desenlerin uyumsuzluğundaki uyum vesaire. Çünkü ben uyumdan ziyade daha çok hani uyumsuzluktan açıkçası yanayım. Normalde bu buna olur ya da şu şunu olmaz şeklindeki genel kalıplardan dışarıya çıkmayı çok seviyorum. Bunu da sizinle hani paylaşmak istedim açıkçası. Arzu ederseniz hemen elbiselerin ve ceketlere geçelim. Arkadaşlar ben bu elbiseyi Tratio'dan almıştım. Çok beğenerek almıştım. Bohem bir tarzı var. Kollarının falan böyle olması çok hoşuma gitmişti gerçekten. Çok çok severek giyiyorum. Ben bu elbiseyi aslında alma nedenim birazcık da benim için özel bir tarafının olmasının sebebi aslında. Evlenmeden önce kendi dış mekan çekimleri yapıyoruz ya. Evlenmeden önce bir dış mekan çekimi yapmıştım. Hem evlilik provası olsun gibi düşünmüştüm. Hem de kendi gelinliğimle sürekli orada burada şurada fotoğraf çekilmek yani zor olacaktı. Gelinliğimde tarlatan yok gerçi. Çok rahat bir gelinliğim var gerçekten ama baştan aşağı Fransız güpürü olduğu için çok da fazla kirletmek açıkçası içime sinmeyecekti. O yüzden böyle bir elbise alıp, uzun bu elbise. İçeriden iç hasları diz kapağı kadar uzanıyor ama onun dışında kendi güpürü aşağı kadar uzanıyor. Böyle bir elbise alıp konsept dış mekan çekimi yapmayı çok istemiştim ki yaptık da. Luna Park'a gittik bununla. Luna Park'ta çok güzel fotoğraflarımız var. Saçımı ve saç tokalarımı, elimdeki çiçeği bile farklı yaptırmıştım ki çeşitlilik olsun diye ve çok keyif almıştık gerçekten. Ayrıca yaptığımız çekimde kısa bir video da çekmiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz hani gelinle damat salona girmeden önce fotoğraflar gösterilir. Genelde çocukluk fotoğrafları olur. Biz o klasikten birazcık çıkmak istemiştik ve ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Acaba hani Türk sinemasından güzel bölümlerle kendimize küçük bir video mu çeksek diye düşünmüştük. Onu da üzerine çok yorduk ama iş yoğunluğundan dolayı birazcık bizim hani düğün hazırlıklarımız çok detaylıydı ama acele acele yapmak zorundaydık. O yüzden de o videoyu çekmeye vaktimiz olmadı. Bu konsept çekiminde aynı zamanda ekipten bir arkadaşımız da video çekiyordu. O videoyu daha sonrası montajladık ve biz balo salonumuza, biz düğün salonunda değil balo salonunda yaptık düğünümüzü. Balo salonuna biz gelmeden önce oradaki konuklarımız slide gösterisinde bizim videomuzu gördüler. Yani kısa filmimizi gördüler. Üzerimde ki bu gelinlikle biz içeriden duyuyorduk. Çok çok güzel deli alkışlar kopuyordu. İnsanların reaksiyonu çok güzel olmuştu gerçekten. Çünkü beklenilenin daha fazlasını veriyorsunuz misafirlerinize. Bu da çok güzel bir seçenek sizin için. Aklınıza bulunsun. Belki daha sonrasında yapmak istersiniz. Spoiler de vermiş olmuyorsunuz aslında. Çünkü üzerinizdeki gelinlik değil. Asıl gelinliğiniz değil. O yüzden gelinlikle de görmüş olmuyorlar siz aslında. Ama gelinliği çok andıran bir elbiseyle ve yine damatlığı andıran şık bir elbiseyle fötr şapkası falan vardı Fatih'in. Ben hani çok beğenmiştim o kombini de. Şık bir görüntüyle çok tatlı bir video oluşturabilirsiniz ve misafirleriniz sizi beklerken yine sizi görerek akşama başlayabilir aslında. Bu da aklınızda bulunmuş olsun. Çok güzel bir detay oluyor çünkü. Bunun dışında çok güzel meç edebildiğim yerler var. Bunu her zaman tabii günlük o kadar da fazla giymiyorum çünkü dediğim gibi benim için özel bir tarafı da var. Ama gittiğim özel yerlerde işte arkadaşlarla buluşurken ya da doğum günü partilerinde bile olabilir. Çeşitli aksesuarlarla çok güzel kombinleyebiliyorum. En sevdiğim kombin de kahverengi ceketimle ki onun da bohem bir havası vardır zaten. Kombinlemek benim çok hoşuma gidiyor. İnce bir kemerle çok tatlı, farklı bir hava verebiliyorum. Saçımı istediğim şekilde yapabiliyorum, toplayabiliyorum, açıkta bırakabiliyorum. Her türlü bu elbise çok avantajlı oluyor benim için. Bu ceketle arkadaşlar az önce gösterdiğim elbiseyi çok güzel kombinleyebiliyorum. Altına kovboy çizmesi olabilir. Yine bohem tarzlarda bir çizmeyle olabilir. Çok güzel kombinleyebiliyorsunuz. Siz de hani beyaz böyle dantelli bir elbiseniz varsa kısa olur uzun olur hiç fark etmez. Böyle bir kombin yapabilirsiniz gerçekten. Hem çok kullanışlı oluyor hem çok rahat oluyor hem de gerçekten çok şık gözüküyorsunuz. Yani normalde olmazmış gibi gözükse de günlük hayatta bohem tarzlar ve hani konsept tarzlar çok daha hani geçerli olmaya başladı açıkçası. Dolayısıyla benim en sevdiğim kombinlerden bir tanesi bu son zamanlarda.
beyaz elbiseler hepimize vardır arkadaşlar. Bu tam mevsimlik, hani ne kışlık ne de yazlık diyebilirim ben buna. Çok severek giyiyorum gerçekten ve çok fazla fazla kombinleyebileceğim, beni çok özgür bırakan bir elbise bu. Çok seviyorum o yüzden de gerçekten. Buna en çok dersiniz ki şimdi siyah ceket yakışır. Hani siyah giyersin ve üzerine tamamen tamamlanmış olur diye düşünürsünüz ama bu herkesin düşündüğü bir şey olur. Biz hani herkesin düşündüğünün dışına çıkmamız gerekiyor bence. Bu tarz hani siyah beyaz kombinlerde son zamanlarda pembenin çok fazla gittiğini görüyorsunuzdur. Benim de pembe bir ceketim var ama kumaş olduğu için hani kumaşa kumaş birazcık hani boğabiliyor açıkçası. Bir de herkesin pembe ceketi olmadığı için şu an hani fikir vermek açısından onu getirmek istemedim açıkçası. Bunların yanına koymak istemedim ama yine de kullandığım yerler oluyor. Kumaş kumaş üstüne olduğu halde, çok fazla sevmediğim halde pembeyi de kullanabiliyorum ama benim şu anda size söylediğim, buna en çok yakıştırdığım kırmızı bir ceket olabilir. Ama benim kendi gardırobumda olan ve bununla en çok yakıştırdığım ceketim yeşil ceketim. İşte bu ceketim arkadaşlar. Hem bunun siyah beyazlığını, yani klasikliğini, ciddiyetini daha doğrusu diyeyim size, kapatıyor. Hem de inanılmaz güzel bir kombin elde etmiş oluyorsunuz. Siyaha siyah olur ya da beyaza ile siyah olur mantığından birazcık çıkmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü fark edilebilir olmak için birazcık hani uyumun gerisine kalmak çok daha güzel olacaktır. Ve yenilikçi olmanın da zaten ön koşulu farklı şeyleri denemek arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim, gerçekten en sevdiğim ve haftada bir gün mutlaka giydiğim, özellikle şu sıralar tabii ki ceket sezonu geldikten sonra giydiğim kombinlerden bir tanesi. Severek giyiyorum. Umarım size de fikir olmuştur. H&M'den aldığım bir elbise. Yeşili çok seviyorum zaten. Hani ben kendime de çok yakıştırıyorum ama düz bir elbise diye düşünürsek hepimizin vardır zaten böyle renkli düz bir elbisesi. Böyle elbiselerde genelde hani ilk olarak akla ne gelir? Yine siyah gelir. Yine yeşil gelebilir belki hani aynı tonlarda olsun falan diye. Ama böyle renklerde bir tık hani kendimi gösteren patlak renkleri diyeyim size. Mavi kot ceketiniz vardır illaki diye düşünüyorum. O çok yakışıyor gerçekten. Altına siyah bir butiyle yine belki beyaz bir süperstarla falan da çok güzel sporlaştırabiliyorsunuz. Spor bir çantanız varsa da çok güzel bir kombin oluyor ve çok da rahat bir kombin oluyor açıkçası. Benim bununla kombinlediğim ceketi size göstereyim. Ben arkadaşlar bunu Defaklı'dan almıştım. Çok da kullanışlı bir ceket gerçekten bu. Hepinizin zaten vardır bir tane kot ceketi. Böyle kot ceketlerle bu tarz patlak renkler gerçekten yan yana getirmeden anlaşılamayacağı gibi çok yakışıyor hakikaten. Denemenizi tavsiye ederim. Kot pantolonlar falan düşünülür. Böyle hani şık elbiseler, bir tık şık olabilecek, kumaş olabilecek hatta. Bu da hani aslında çok da spor bir kumaş değil ama spor bir kot ceketi yanına koyduğunda gayet de hani spor bir kombin olabiliyor. Çok da yakışıyor açıkçası. Bahsediyorum. Bu benim en çok sevdiğim kombinlerden bir tanesi. Elbiselerimden bir tanesi bu.
Uzak Doğu deseni gibi ya da şal deseni de diyebilirsiniz. Bir deseni var bunun. Aslında ince bir kumaştan ama güzel kombinlendikten sonra kışın da rahatlıkla giyebiliyorum ben bunu. Opak çoraplarla falan da çok şık oluyor açıkçası. Onun dışında bunun hani saten olmasından kaynaklı birazcık hani klasik görüntüsünü kırmak adına bunu yine bohem bir havaya sokmak için ya da country bir havaya sokmak açısından kahverengi bir ceketle çok şık olabiliyor. Altına bir çizmeyle ya da yine bohem tarzda bir kahverengi topuklu ayakkabıyla çok güzel oluyor. Cowboy tarzı çizmeler. Bu ikisi. Yani bunun sporluğu, bir tık sporluğuyla bunun bir tık klasikliği, satenliği bir araya geldiğinde iki zıt tarz bir araya geliyormuş gibi oluyor ve gerçekten birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Buna ince bir kahverengi kemer de koyabiliyorum. O zaman birazcık daha hani bel inceliğini daha çok belli edebiliyor. Çünkü düz kesim gelen bir elbise bu. Hepinizin vardır zaten böyle desenli, ya şal deseni olur ya bu tarz uzak doğu desenleri falan olur. Mutlaka ceketlerle kombinemenizi tercih ederim arkadaşlar. Bunlar yazlık diye aslında yaz ayları geçtikten sonra kenara atılabilen elbiseler tekrar bir yaz dönemini beklemek üzere atılıyor. Ama bence kışın da özellikle bu mevsimlerde çok güzel değerlendirilebilir. Gardırobunuzu düzenlerken buna dikkat ederseniz çok daha mantıklı olmuş olur. Yazlık bir elbise, şifon zaten. O tiril tiril ve hiçbir şekilde sıcak tutmadığından emin olabilirsiniz. Yazlık elbiselerinizi çok güzel kombinleyebilirsiniz. Bunu ben daha öncesinden çektiğim H&M indirimli alışveriş videosunda da göstermiştim zaten ve o günden beri gerçekten çok fazla giydim. Yaz boyu hakikaten çok fazla giydiğimi söyleyebilirim. Çünkü yeşili çok seviyorum. Beni tanıyanlar bilir zaten ve kendime de çok yakıştırıyorum. Üzerindeki sarı ve mor çiçek detayları da bunu hani çok esprili bir elbise haline getiriyor ve neşeli bir elbise haline getiriyor ve ben bunu giydiğimde gerçekten de ben de neşeli oluyorum. Yaz bittiği için, artık Kasım'dayız biliyorsunuz, yaz bittiği için kenara koymak istemedim. Ceketlerime de kombin yapmak istedim. Kahverengi bir ceketle giyebilirsiniz, kot ceketinizi giyebilirsiniz. Yazlık elbiseler gerçekten o konuda size çok ciddi özgürlük sağlıyorlar. Ama ben yeşile yeşil olmasını istediğim için evet, yeşil ceketimi tercih ediyorum bununla birlikte. Yeşille yeşilin uyumu diyeceksiniz. Şimdi çok fazla uygun olmadığı söylenebilir aslında ama bu tarz ana renklerle çok uyum aranmıyor. Yani ana renklerle çok uyum aranır. Mesela siyahla siyah hiçbir zaman birbirini tutmaz. Etek ceket takımı diktirmeyeceksiniz ya da pantolon ceket takımı diktirmeyeceksiniz. Kumaşları aynı değilse hiçbir zaman takdir edersiniz ki siyah siyahı tutmaz ve hiç de hoş gözükmez. Farklı tarzlarda giymeniz lazım. Yani kotun üzerine kumaş ya da kotun üzerine yine kazak tarzı parçalar seçerseniz eğer onun hani siyahlığın birbirini tutmaması aranmaz ama aynı kumaş dokusundan iki farklı parça siyah olursa ve birbirini tutmazsa komik gözükür. Ama bu ara renklerde birbirini tutması aranmaz arkadaşlar. O yüzden yeşilin yeşil uymaması da benim için sorun olmadı açıkçası. Ben bu ikisini birlikte gerçekten çok seviyorum. Benim en sevdiğim kombinler arasında bu da var ve yazlık elbisemi aynı zamanda değerlendirmeye devam etmiş oluyorum. Aslında bu askılı elbiseleri içerisinde tişörtlerinizi giyebilirsiniz. Hani dar olması gerekiyor tabii ki. Dar tişörtlerden giyebilirsiniz ya da bir tık uzun kollu midi boy olacak şekilde giyerek de askılı elbiselerinizi giymeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben yazlık elbiselerimi ceketlerin içerisine giyerek çok da güzel kombin yapıyorum ve giymeye de devam ediyorum. Bu benim en sevdiğim elbise ceket kombinlerimden yine bir tanesi arkadaşlar.
Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben son zamanlarda giymeye en çok sevdiğim elbise, ceket takımlarımdan size 5 tane seçtim ve en çok sevdiklerim şeklinde size gösterdim. Umarım birazcık da olsa fikir vermişimdir. Benzer olacak şekilde çekmemi istediğiniz yine kombinler vesaire varsa alta yorum olarak yazmanız yeterli. Mutlaka çekeceğimden emin olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Çünkü bu videoları izlediğinizin ve bir şekilde beğendiğinizin tek kanıtı o videoyu beğenmeniz olacaktır benim açımdan. Şu monitör dikkatimi çok dağıttı, konuşamadım. Videolarımdan direkt haberdar olmak istiyorsanız beni takip etmeye devam edin. Ben bunu söyleyemiyorum, utanıyorum galiba. Takip edin. Bunun ve bunun gibi videoları görmek istiyorsanız takip et butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımdan direkt haberdar olmak istiyorsanız da abone olursanız birlikte videolarımıza devam edeceğiz bundan sonrası için arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.